Türk Edebiyatı'nın Mavi Gözlü Devi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Şiir hayatına nasıl başladınız? Biraz bilgi verir misiniz? Mevlevi şairi olan büyük babam Nazım Paşa sıkça şiirli toplantılar düzenlerdi. 11 yaşındayken ilk şiirimi yazdım. 16 yaşımda ilk kez bir dergide bir şiirim yayımlandı. Şiirlerinizi yazarken ölçüye uyağa önem verdiniz mi? Başlangıçta ölçülü, uyaklı şiirler yazdım. Daha sonra serbest uyağa yöneldim. Şiirlerinizi yazarken kendinizi kısıtladınız mı yoksa yelpazeyi geniş mi tuttunuz? Gerek biçim, gerekse tema bakımından büyük bir genişlikten bahsedebilirim. Şiirde kullanılan, kullanılmayan sözcükler diye bir ayrım yapmadım. Eserlerimde Anadolu'nun yoksulluğunu, Anadolu coğrafyasını, sosyalizmi, Kurtuluş Savaşı'nı ve halkı işledim. Siyasi kimliğimden dolayı pek çok şiirim yasaklandı. Bir süre gazetelerde Orhan Selim takma adını kullandım. Etkilendiğiniz bir akım ya da bir şair var mı? Rus şair Mayakovski'nin etkisiyle fütürizm akımından etkilendim. Edebiyatımızda da serbest toplumcu, gerçekçi şair olmayı seçtim. Şiir dışında hangi türlerde eser verdiniz? Şiir dışında oyun, mektup, öykü, roman ve senaryo türlerinde eserler verdim. Yokan Tile Siyahu, Benerci Kendini Niçin Öldürdü ve Tarantu Babu'ya Mektuplar adlı yapıtlarınızda emperyalizme karşı direnen insanların savaşından kaynaklanan duyarlılıkları işlediniz. Evet, Şangay'da öldürülen arkadaşım Siyao'nun anısını armağan ettiğim bu kitapta yer alan şiirler, öyküyü geliştirme göreviyle de yükümlü oldukları için yer yer bir destan parçaları izlenimi bırakır. Tarantababya mektuplarda faşizmin İtalya'da yarattığı uygarlık dışı etkileri, insansal olanı hiçe indirmeyi amaçlayan birey ve toplum anlayışının ürettiği savaş isterilerini anlatırken düz yazıyla şiiri birlikte kullandım. Edebiyat dışında başka neler yaptınız? Hastalığımdan önce subaylık yapıyordum. Daha sonra siyasi sebeplerden yurt dışında yaşamak zorunda kaldım. Memleketimden uzakta olduğum bu süreçte Uluslararası Barış Ödülü sahibi bir sanatçı olarak barış hareketi içinde aktif olarak yer aldım. Dünya Barış Konseyi'ne başkanlık yaptım. Şairimize geldiği için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle.